Edesa TV Haber Bülteni'ne hoş geldiniz sevgili seyirciler. 9 Mayıs 2023 bugün günlerden salı. Bakalım neler yaşandı, neler olup bitti. Hem Şanlıurfa, merkez, ilçeler, buradaki gelişmelere bakacağız. Tabii sonrasında da seçimle ilgili yapılan çalışmalar, siyasi partiler neler yapıyor, bu haberleri de sizlere aktaracağız. Şanlıurfa'da okul çıkışı kaybolan ve 4 gündür aranan 2 kişi, 2 çocuk. Bunlardan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Haliliye ilçesinde Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ahmet Serhat Kurt ve arkadaşı Mehmet Fırat Tunç okul çıkışı eve gitmedi. Çocukların eve gitmemesi üzerine merak eden aileleri okula giderek çocuklarını sordu. Çocukların okuldan çıktığını öğrenen yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bölgedeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Kayıp çocukların son olarak okuldaki başka bir arkadaşlarıyla görüldüğünü belirleyen ekipler çocuğa ulaşmayı başardı. Tamam mı sen? Tut borudan bekle. İddiaya göre çocuk arkadaşlarının kanala düştüğünü ve korktuğu için kimseye söylemediğini belirtti. Kayıp çocukların düştüğü yere giden ekipler kanalın suyunu kesti. Su seviyesi indikten sonra kanala giren dalgıç polisler arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada Ahmet Serhat Kurt'un cesedine ulaşıldı. Abi kurban Balaban Köprüsü demirlerine takılan ceset dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Cenaze aracına konulan ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Diğer çocuğu arama çalışmaları aynı bölgede devam ediyor. Diyarbakır merkezli 23 ilde terör örgütü DAEŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 81 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Diyarbakır'da DAEŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı işbirliğiyle terör örgütü DAEŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 123 adreste çalışma başlatıldı. Diyarbakır merkezi 23 ilde 92 şüphelinin yakalanmasına yönelik 5 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 81 şüpheli yakalanmıştı. Mayıs 2023 tarihinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 81 şüpheliden 68'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 13'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şırnak ve ilçelerinde kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak ve Altı ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 47 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şırnak ve Habur sınır kapısında yapılan operasyonlarda
18,70 gram metamfetamin, 126 gram esrar, 0,14 gram eroin, 3140 paket sigara, 1577 adet elektronik emtia, 148 adet cep telefonu, 47 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 36'sı kaçakçılık, 10'u asayiş ve 1'i şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Viranşehir Karayolu Çoban Deresi mevkiinde 4 ay önce bir araca yapılan silahlı saldırıda bir kişi kaza yapıp hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa Mardin Karayolu'nun Çoban Dere mevkiinde geçtiğimiz aylarda seyir halinde olan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda otomobil sürücüsü Mustafa Turnalı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada hastaneye kaldırılan Mustafa Turnalı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın faillerinin yakalanması için Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa ve Ankara'da tespit edilen 17 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A., R.B. ve D.K. isimli şüpheli tutuklanırken 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana'da makine alım satım işi yapan bir kişinin otomobilinin camını kıran şüpheli veya şüpheliler içinde 1 milyon 554 bin lira olan çantayı alıp kayıplara karıştı. Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa mahallesinde hırsızlık olayı meydana geldi. İddiaya göre makine alım satımı yapan Çetin Mehmetcan Demirdelen bankaya gelerek 1 milyon 554 bin lira para çekti. Demirdelen çantaya koyduğu parayı da otomobiline bırakıp arkadaşlarıyla gezmeye çıktı. Bir süre sonra geri gelen şahıs camın kırık olduğunu görünce otomobile yaklaştığında çantanın da olmadığını fark edip polise haber verdi. Olay yerine gelen polis otomobilde parmak izi için çalışma yaptı. Demirdelen ise 1 milyon 554 bin lirasının çalınmasının şokuyla olup biteni istedi. Polis, şüpheli veya şüphelileri tespit edip yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde zemin katta dükkanı bulunan 7 katlı apartmanın yıkıcı depremler sonrası ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle mühürlendiğini söyleyen mülk sahibi, bir müddet sonra binanın sistemde az hasarlı görüldüğünü ileri sürdü. Kahramanmaraş merkezi şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da binlerce yapı için acil yıkım kararı verilirken yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Mühendisler kentteki yapı denetimlerini tamamlarken iddiaya göre Kayapınar ilçesine bağlı Huzur Evleri mahallesindeki 28 daireden oluşan 7 katlı Rukken apartmanı için depremden sonra ilk 3 gün ağır hasarlı raporu verildi. Zemin kat dükkan sahibiyim ve bizim binamız bu depremden dolayı ilk 3 günde memurlar ağır hasar verdiler ve bizim evimiz de binadan uzak olduğu için bize bu şekilde anlatıldı. Kaç sefer bu arada mühendisler gelmiş, bina sakinleri demişler bizim binamızda herhangi bir hasar yok. Mühendislerin bakmasına engel olmuşlar ve demişler hasarsızdır. En sonunda az hasar vermişler. Mühürlenen binanın sakinleri bir müddet farklı yerlere yerleşti. Evet, bina
kaldırımdan aşağıya doğru, yani batıdan doğuya doğru 10 santimden 15 santim gibi bir kayma olmuş. Sistemde apartmanın bir müddet sonra az hasarlı gözüktüğünü ileri süren dükkan sahibi ve bazı bina sakinleri itiraz dilekçesi hazırlayıp yetkililere bildirdi. Apartmanın altında işletmesi bulunan Reşit Tetik, dükkanda kolon ve kirişlerin köşelerinde demirlerin bariz bir şekilde belli olduğunu ifade etti. Sözde duvarla örmüşler. Zaten bu binada bodrumunda perde beton yok. Karkas tuğrasıyla örülmüş, sonradan bu iki ara pirketlerini örüldü. Muhtemel bir depremle binanın yıkılma ihtimalini göz önüne alarak vicdan azabı çekmek istemediklerini belirten Tetik, konuşmasını şöyle sürdürdü. Ben vicdan azabı çekiyorum. Yani bu yoksa en çok bu binada zarara uğrayan benim. Çünkü ben dükkan sahibiyim. Dükkan daireden daha kıymetlidir. Onun için ben bir inşaatçı olarak ustayım. Aynı zamanda bina da yapıyorum ama bu bina çürüktür. Bu bina kaymış. Kirişleri de çökmüş. Çatlak da var, kirişlerde gizliyorlar. Bu binanın ağır hasar olduğuna inanıyorum. Binaya son zamanda bunlar, bina daire sahipleri kaçmışlar, oturmuyorlar. Bu son zamanda birkaç tane kiracı koymuşlar. Kiracıların da haberi bu ağır hasarda yok. Yani bu da vicdana sığmayacak bir şeydir. Onların haberi de bu ağır hasarda yok yani. Sevgili seyirciler, Şanlıurfa-Suruç yolunda çok sayıda kaza meydana geliyor. En son bir tırla bir ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. Dün de bu haberi verdik. Kazaya denk gelen Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ferit Şen Yaşar, çok sayıda kazanın burada meydana geldiğini belirterek bu yolun ölüm yolu olduğunu söyledi. Hani bu yolun ihalesi yapılmıştı? Ne zaman yapılacak? İhale yapmakla pazara önlenmiyor. Şanlıurfa-Suruç D400 karayolu her yıl yaşanan ölümlü kazalarla gündeme geliyor. Bugün de Suruç'tan Urfa'ya giderken bu kazaya tanık olduk. Yolun dar ve trafiğin yoğun olması kazalara daveti çıkarıyor. Yolda yaşanan kazaların çoğu ölümle sonuçlanıyor. En son yaşanan trafik kazasında bir tırla ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya denk gelen Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ferit Şen Yaşar, çok sayıda kazanın meydana geldiğini belirterek bu yolun ölüm yolu olduğunu söyledi. Burası Suruç-Urfa yoludur. Bu yolun diğer adı ölüm yoludur. Ve adalet müjdelerimiz süresince 2 yıldır her gün buradan gidip geliyoruz. Burada yüzlerce kazaya tanık olduk. Yolda yaşanan kazaları en aza indirmek için gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılması gerektiği belirtiliyor. Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucak, Sebze Hali ve Oto Galericiler sitesinde esnafla bir araya geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesinde vatandaşlardan ve esnaftan destek istedi. Şanlıurfa ve ilçelerinde çalışmalarını sürdüren bağımsız aday Mustafa Hakkı Bucak, her kesimi ziyaret etmeye devam ediyor. Şanlıurfa ve ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Bucak, seçime az bir süre kaldı, çalışmalarımız planladığımız gibi sürüyor. Geniş bir coğrafyada çalışıyoruz, durmadan, yorulmadan çalışmamız gerekiyor. Memleketimizin sorunlarını analiz edip çözüm önerilerini ararken bir yandan da esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz dedi. Esnafların Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucağ'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdikleri kaydedildi. Evet, Şanlıurfa'da biliyorsunuz sadece siyasi partiler değil, bağımsız olarak seçime giren, az önce haberini yaptığımız mesela Mustafa Hakkı Bucak da var.
seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sağ olsun bizi kırmadı. Stüdyomuza kadar da geldi. Sayın Bucak hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, seçim çalışmalarınız devam ediyor. Hatta bir iki gün önce bir miting de vardı. Yani biz kendimiz arkadaşlar geldiler de biz burada yoğunluktan gelemedik. Evet. Haber bize yaklaşık 30 bin katılım şeklinde geldi. Tam bir sayı var mıydı? 30 bin civarı vardı diye düşünüyoruz. Emniyetteki arkadaşlarının böyle bir rakam telaffuzu vardı. Tabii oradaki girişteki olan arkadaşlar giren çıkan vatandaşları sayıyorlar. Öyle bir rakam bana da söylediler, evet. Bir hayli kalabalıktı. Evet, kalabalıktı. İnsanlar ilgi göstermişlerdi, sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Evet. Biz de bu ilgiden çok memnun kaldık. Orada da miting sırasında da gayet duygulandım ben. O kalabalığı görünce insanlar evet, biraz şey oluyor. Ben acaba bu kalabalığa nasıl layık olacağım? Onun sorumluluğu bilmiş oluyor ama gayet evet, güzeldi. Sorunsuz, sıkıntısız geçti. O ağır bir yük oluyor değil mi omuzlarda? Yani evet, o kadar evet, kalabalık değil mi? Yani desteklemeye gelen. O kadar destekçi olunca onun bir sorumluluğu oluyor tabii ki. Ben bu sevgiye nasıl karşılık vereceğim diye. Evet. Ama Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Bugün de az önce yaptığımız haberde sebze meyve hali, ondan sonra otogalericiler sitesi, orada bir ziyaret olmuştu. Her gün böyle ziyaretler oluyor mu bu seçim öncesi çalışmalarda? Biz seçime başladığımızdan beri görevli arkadaşlarla bir görev dağılımı yaptık. Ben de mümkün oldukça esnafı ziyaret etmeye çalışıyorum. Bütün ilçelerdeki esnaflara ziyaretlerde bulunduk. Evet, hemen hemen her gün bu esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. Evet. Çünkü biz esnafın şehrin kalbi olduğuna inanıyoruz. Onun için de esnafın sorunları genelde toplumun sorunları oluyor. Esnaf genelde toplumun aynası oluyor. Bütün sorunlara vakıf oluyorlar. Biz de yerinde analiz edebilmek için herkese dokunmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bu ekibiniz içerisinde diyelim ki çocuklara yönelik ya da kadınlara yönelik affedersiniz, proje geliştirilir mi, geliştirilemez mi? Bununla ilgili de çalışan arkadaşlarınız var değil tabii mi? Kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var. Kırsalla ilgilenen bir grubumuz var. Her koldan çalışıyoruz. Daha önce de söylemiştim, teşkilat sağlam. Teşkilat sağlam. Evet. Bugün de program var. Saat 8'de sizi misafir olarak ağırlayacağız. Sonrasında 8'de arkadaşımız Emine Büyükdağ'la program olacak. Orada belki daha ayrıntılı bir şekilde ifade edersiniz diye düşünüyorum. Evet. Bildiğim kadarıyla her gün böyle farklı bir program dahilinde belli başlı konular belirliyorsunuz. Ona göre mi çalışmalar yapıyorsunuz? Mesela bizim en son biz konuştuğumuzda eğitimle ilgili evet, çalışma yapıyoruz evet, demiştiniz. Bizim baştan sona bir tablomuz var. Bir programa göre ilerliyoruz. Tarım, sağlık, eğitim, şehrin sorunları böyle aşağıya doğru gidiyor. O yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Tabii bunun çözümlerini de yine aynı şekilde ekibinizle çalışıyorsunuz. Tabii önerilerimiz de var. Peki o halde çok kısa tutacağım bu röportajı. Çünkü biraz sonra zaten program olacak haberden sonra. Evet, orada detaylı. Seyircilerimize de söyleyelim. Ana haber bülteni bittikten hemen sonra Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucak yaptığı çalışmaları sizlere anlatacak. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan geçtiğimiz hafta ve içerisinde bulunduğumuz haftanın sağlık çalışanları açısından özel günler içerisinde barındırdığı için yapılan etkinlikte afet sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan teşekkür belgesi takdim etti. Sağlıkçılar Günü kutlamamıza hoş geldiniz. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın talimatlarıyla geçtiğimiz hafta ve içerisinde bulunduğumuz haftanın sağlık çalışanları açısından özel günleri içerisinde barındırdığı için bir program düzenlendi. Sağlıkçılar fedakardır, iyilikseverdir. Ben de bu ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programa Şanlıurfa Valimiz Sayın Salih Ayhan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Vekili Öğretim Üyesi Doktor Faruk Günak, Şanlıurfa İl Sağlık Eski Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları,
İlimizdeki kamu ve özel hastanelerin başhekimleri, sağlık bakım hizmetleri müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı. Bugün ziyaretimizin özünde Sağlık Çalışanlar Günü, hem Hemşireler Günü, hem Ebeler Günü, laborantlar ve yani 4 meslek grubunun, 4 paydaşımızın ortak paydası çatı sağlık çalışanların günü. Anlam vermek, mana vermek, hem sağlık çalışanlarımızla bir arada olmak, hem de son süreçteki yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etmek, arkadaşları takdir etmek, bunun için bu minvalle gelmiş olduk. Tabii Mehmet Gülüm hocamızı da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek de onu da uğurlamak. Hakikaten insanların bir çare olduğu, umutsuz olduğu anda umut olmak, el uzatmak, hakikaten bir dua kapısı olmak bu teşkilata has bir durumdur. Pandemide çok zorlu şartlarda çalıştınız. Kahraman hikayeleri yazdınız. Vefat edenler oldu. Artı deprem dönemindeki birebir çalıştık. En hızlı aksiyon alan ve ilimizde de bunu ziyadesiyle şahitlik ve tanıklık ettiğimiz sağlık teşkilatıydı. Ve ilimizde sadece kendi yükümüzü değil, aynı zamanda komşu illerin de yükünü çektik. Yani olağanüstü bir hikaye hazırladı. Hiçbir olumsuzluk, yani şurada bir sıkıntı oldu diyebileceğim hiçbir taraf olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Sadece gelen hastalar değil, onların yakınlarıyla da birebir ilgilenme konusunda hastane başhekimleri, sağlık çalışanları çok kahramanlık hikayeler yazdılar. Yolumuz, bahtımız, ufkumuz açık olsun. Gününüz kutlu olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, afet sürecinde çalışan sağlık çalışanlarına ve sağlık idarecilerine teşekkür belgesi takdim etti. Program yapılan kokteylle son buldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik düzenlediği ücretsiz ulaşım kolaylığını 3 ay daha uzattı. Vatandaşlar otobüs kartlarını güncelleyerek kullanabilecekler. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz ulaşım kolaylığı 3 ay süreyle uzatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla başlatılan uygulama kapsamında depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz ulaşım kolaylığı sağlandı. Ücretsiz ulaşım kart süresi tamamlanan vatandaşların mağdur olmaması için süre 3 ay daha uzatıldı. Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik başlatılan ücretsiz ulaşım kart sürelerini 3 ay daha uzattıklarını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve şehrimizin de çok ciddi etkilendiği Asrın felaketi sonrasında evleri orta ve ağır hasar alan hemşehrilerimize verilen ücretsiz toplu taşıma kartlarının süresini 3 ay daha uzatıyoruz. Bu günleri de hep birlikte aşacağız inşallah ifadelerine yer verdi. Yeşil Sol Partisi milletvekili adayları, affedersiniz haberi yeni baştan söylüyorum. Yeşil Sol Parti milletvekili adayları binlerce kişinin katılımıyla Şanlıurfa'da bir miting düzenledi. Dün bir miting düzenledi. Mitingin ardından Yeşil Sol Partisi milletvekili adayları ve üyeler seçim çalışmaları kapsamında medya temsilcilerini ziyaret ettiler. Televizyonumuza da geldiler. Edesa TV ziyaret eden ekip gündemle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Merhaba Urfa! Nemrud'un zulmüne karşı İbrahim'in direnişinin diyarının insanları, merhaba sizlere! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Seçim çalışmalarına devam eden Yeşil Sol Parti de Şanlıurfa'da sahada olmaya devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Yeşil Sol Parti Büyük Urfa mitingi düzenledi. Evet, 14 Mayıs'a günler kaldı. Halkımız her yerde hazır.
Dün Batman'dan Siirt'e geçtik. Her iki şehrimizde de bu coşkuyu gördük. Bu heyecanı gördük. Bu kararlılığı gördük. Evet, halkımız 14 Mayıs'a hazır. Halkımız Nemrut iktidarını göndermeye hazır. Büyük mitinge HDP Eş Genel Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili adayı Mithat Sancar, DBP Genel Başkanı Saliha Aydeniz, il milletvekilleri ve milletvekili adaylarının yanı sıra sanatçılar Şilan Dora ve Kardeş Türküler grubu katılım sağladı. Düzenlenen büyük mitingin ardından Yeşil Sol Partisi milletvekili adayları ve üyeleri seçim çalışmaları kapsamında medya temsilcilerini ziyaret etti. Edisa TV'yi ziyaret eden ekip yönetim kurulu Mehmet Ali Savaş, yayın koordinatörü Hasan Savaş ve haber müdürü Eyüp Dal'la gündemle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Toru seçim çalışmaları kapsamında nakliyeciler sitesi ve İmam Keskin Buğday Pazarı esnafıyla bir araya geldi. (14) Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sahada seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Toru, nakliyeciler sitesi, İmam Keskin Buğday Pazarı esnafı ve dernek başkanıyla bir araya geldi. 28. dönem AK Parti milletvekili adayı olarak bugünkü durağımız nakliyeciler sitesi ve Hacı İmam Keskin Buğday esnafı oldu. Esnafımızı gezdik. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımıza ciddi bir şekilde teveccüh var. Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımız ciddi bir şekilde burada teveccüh görür. İnşallah birinci çıkacaktır. Ben buradan nakliyeciler sitesi esnafı ve Hacı İmam Keskin Buğday esnafına bir kez daha teşekkür ederim, saygılar sunarım. Esnafın ilgisiyle karşılanan Toru vatandaşlardan 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Çalışmalarına İmam Keskin Buğday Pazar esnafıyla devam eden Toru, Dernek Başkanı Kemal Uflas ve yönetimiyle de bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Şanlıurfa AK Parti Milletvekilimiz Sayın Abdurrahim Toru, Hacı İmam Keskin Buğday Pazarı Dernek yönetimi ve esnaflarını ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etti. Biz de olan sorunları vekilimize ivedikle anlattık. İnşallah iktidarları denemiş, sorunları çözeceğine dair bize söylediler. Kendilerine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Hacı İmam Keskin Buğday Pazarı Dernek Başkanı Kemal Uflas, buğday pazarı esnafının sorunlarını aktardığını ve gerekli çalışmanın yapılması için söz aldığını söyledi. Saha çalışmalarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Toru'ya, belediye meclis üyeleri Yusuf Aktaşoğlu ve İsmail Kaya eşlik etti. Evet, seçim sürecinde bütün siyasi partiler, bütün milletvekili adayları çalışmalarını sürdürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz yine bu çalışmalarını yürüten milletvekili adaylarından biri. 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi Milliyetçi Hareket Parti Şanlıurfa Milletvekili adaylarının katılımıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla seçim bürosu açılışı gerçekleşti. MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, MHP 28. dönem Şanlıurfa Milletvekili adayları, İl Başkanı Mahmut Güneş, teşkilat üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaşın katılımıyla Akçakale ilçesinde büro açılışına katıldılar. Türk milletinin kahramanca duruşuyla ayrı postlarını kurutup bölünme umudunu taşıyanları... Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Akçakale ilçemizde gerçekleştirdiğimiz büro açılışında bizleri yalnız bırakmayan, teveccühlerini eksik etmeyen Akçakale'nin tüm yiğit evlatlarına teşekkür ediyorum. Şerefler verdiniz. Bir oy Milliyetçi Hareket Partisi'ne, bir oy Tayyip Baba'ya, Reis Cumhur'a bir oy.
Vatanını, milletini seven, bu uğurda yaşayan tüm hemşehrilerimizin, gönüldaşlarımızın Cenab-ı Allah eksikliklerini vermesin. Milletimizin desteğiyle MHP, Şanlıurfa'da en az 5 milletvekilini meclise gönderecek, sorunların çözümü için yetkiyi verecektir açıklamasında bulundu. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çamlıyayla mahallesinde yapılaşmayla birlikte doğan yol ihtiyacını gidermek için yeni yollar açarak hizmete sunuyor. Başkan Metin Baydilli vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gayret içerisinde olduklarını söyledi. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yapılaşmanın olduğu Çamlıyayla mahallesinde uygun olan yerlerde yeni yollar açarak mahalleye kazandırıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Metin Baydilli, Çamlıyayla mahallemizde de yeni yapılaşmadan dolayı yeni yollara ihtiyaç duyuluyor. Biz de fen işleri ekiplerimizle burada yeni yollara çöp altyapısı tamamlanınca da kilitli parke döşeyerek vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. İlçemiz için tüm ekiplerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi. Öte yandan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dahilinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Hikmet Başak, Şanlıurfa Canlı Hayvan Borsası'nı ziyaret ederek esnaftan destek ve dua talep etti. Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın farklı bir noktasında vatandaşlarla bir araya gelen Hikmet Başak, Şanlıurfa Canlı Hayvan Borsası'nı ziyaret ederek esnaftan dua ve destek talep etti. Ata mesleği olan hayvancılık alanında birçok çalışmanın AK Parti hükümetleri zamanında yapıldığına değinen Başak, temsil etme hakkını aldıktan sonra Şanlıurfa tarımı ve hayvancılığıyla birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Evet, Şanlıurfa Canlı Hayvan Borsası özellikle Şanlıurfa'mızın hayvancılık sektörünün ve Türkiye'de doğrudan gelir getiren bir borsamız. Bugün AK Parti milletvekili adayımız Hikmet Başak, değerli dostumuz, aynı zamanda da bizim içimizden olan biri, hem tarım ve hem hayvancılıkla ilgilenen ve baba mesleği olan bir vekil adayımız. Bu konuda gönlümüz rahattır. Hikmet Başkanımızın seçilerek mecliste tarım ve hayvancılığı temsiliyette Şanlıurfa'yı temsil edecek can gününden inanıyoruz. Hikmet Başak'ımızın yanınızdayız. Hikmet Başak'ı da AK Parti'mizi de destekliyoruz. Sayın İzzet Başkanım'la ekibiyle beraber bizi güzel bir karşılama yaptı. Hayvan satış işlerini dolaştı. Teveccüh çok güzel. Başkanım ve ekibine hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Size bir tanıştırayım. Hikmet Başak, başımızda. Eserle başlarımız. İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Yetim, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde görev alacak sandık görevlileri, sandık müşahitleri ve okul sorumlularının katılım sağladığı bir eğitim toplantısı gerçekleştirdi. İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na bağlı bulunan Siyasi İşler Hukuk Başkanlığı tarafından tertip edilen ve 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde İYİ Parti adına sandıklarda görev alacak olan sandık görevlileri, sandık müşahitleri ve okul sorumlularına yönelik özel bir mekanda bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Binamızı bugün maalesef kanalda canım cesedlerini vurduk. Ailelerine iki tane.
Toplantıya İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Yetim, İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Mehmet Sadık Köroğlu, İYİ Parti Şanlıurfa Siyasi ve Hukuk İşlerinden sorumlu hukukçu ve kurmayların yanı sıra 14 Mayıs 2023 seçim günü görev alacak olan sandık görevlileri, sandık müşahitleri ve okul sorumluları katıldı. Hemşehrilerimize, kardeşlerimize, ablalarımıza teslim edilecektir. Sandık günü bunun tüm... Toplantının açılış konuşmasını yapan Emin Yetim, demokrasi için önemli bir gün olan seçimlerin güvenli ve adil geçmesi için herkesin özveriyle çalışması gerektiğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü. Toplantıda ayrıca seçim sürecinde yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı alınacak tedbirlerde sandık görevlilerine, sandık müşahitlerine ve okul sorumlularına anlatıldı. Günlerdir. Yaptığımız mücadelenin verdiğimiz mücadele. Türkiye 100 yılı için doğru zaman doğru adam sloganıyla gece gündüz demeden Şanlıurfa'nın dört bir yanında destek istemeye devam eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Dusak, Siverek Canlı Hayvan Borsası esnafıyla bir araya geldi. Her gün farklı bir noktada seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Dusak, bugün de Canlı Hayvan Borsası'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Siverek Borsa'da esnafın talep önerilerini not alan Dusak, gerçekleşen bazı ticaretlerde arabuluculuk yaptı. Ardından Siverek kent merkezine geçen Dusak, esnaf ve vatandaşlarla hasbihal ederek destek ve dua talep etti. AK Parti'ye vereceğiniz her bir oy sizlere daha güçlü hizmet etmemize katkı sağlayacaktır diyen Dusak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Şanlıurfa'nın Türkiye yüzyılında hak ettiği yere sizlerle birlikte taşımak için gece gündüz demeden azimle ve kararlılıkla çalışacağız dedi. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'la birlikte kırsal mahalle ziyaretlerini de sürdüren Dusak, vatandaşların gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür etti. Ana haber biteni burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Saat 20'de Emine Büyükdağ'ın konuğu, arkadaşımız Emine Büyükdağ seçim programlarında bu akşamki konuğu Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucak olacak. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.